şaka yapmış, biri eşek şakası yapmış. Öyle diyor. Bakın şöyle, Kadıköy'den metro ile bindik ve bundan önceki durak Ünalan istasyonunda inecektik. Ünalan istasyonunda uzun boylu, sakallı, şapkalı ve kapşonlu, kubral tenli bir sanırım Suriyeli bir arkadaş kapının tam kapanmasına yakın içeriye bomba attı. Allahu Ekber dedi, bomba attı ve kapının dışına çıktı. Bundan önceki durakta oldu bu olay. Herkes tutuştu, bütün metrodaki bütün yolcular tutuştu. Acil çıkış butonlarına bastık, makinistle konuşmaya çalıştık. Yani durdurun bu treni diye. Göztepe istasyonunda indik ve karşımda muhatap bulamıyorum. Güvenlik yok. Herkes bir amir bekliyor. Adamı gördüm, eşkalini gördüm, anlatırım diyorum. Nerede İlgilenen şu anda yok. Bunu yapan nerede peki? Bundan önceki metro istasyonunda indi o. Çantayı attı ve indi o. Büyük bir panik yaşandı herhalde. Herkes büyük bir panik yaşandı. Bayılanlar mı dersiniz? Yani yaşlılar var, herkes, yani bütün metro dolu. Biliyorsunuz metrolar ne kadar kalabalık oluyor, hepsi dolu. Peki bu şaka mıydı yoksa hani? Şaka değildi bakın. Şu anda Göztepe istasyonundayız. İndiğimiz yerde muhatap bulamıyoruz. Bağıra bağıra güvenlik çağırıyorum, polis çağırıyorum. 12 yaşında iki tane çocuk yakaladıklarını söylüyorlar. 12 yaşında değildi benim anlattığım kişi. Ve bundan önceki istasyonda indi zaten. Buna müdahale etsinler diyorum. Peki siz hala olayın şokunu atlatamamışsınız? Hayır, atlatamadım. Yani herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Polislere bunu anlatmaya çalışıyorum. Eşkalini gördüm, verebilirim diyorum. Aldıkları iki kişi kim içeride? İki kişi diyorlar. Göstermiyorlar bize suratlarını. Sadece 18 yaşından küçük iki kişi şaka yaptığını söylüyorlar. Benim gördüğüm kişi, birebir yaşadım. Oturduğum vagona çünkü çanta atıldı. Kocaman bir çanta. Allahu Ekber deyip attı ve kapılar o sırada kapandı zaten. Hesaplamış. Ve bundan önceki metro istasyonunda oldu bu olay. Geçmiş olsun. İsim nedir efendim sizin? İsmim Büşra. Soy isminiz? Büşra Yüce. Bakın şöyle, Kadıköy'den metro ile bindik ve bundan önceki durak Ünalan istasyonunda inecektik. Ünalan istasyonunda uzun boylu, sakallı, şapkalı ve kapşonlu, kubral tenli bir sanırım Suriyeli bir arkadaş kapının tam kapanmasına yakın içeriye bomba attı. Allahu Ekber dedi, bomba attı ve kapının dışına çıktı. Bundan önceki durakta oldu bu olay. Herkes tutuştu. Şaka yapmış, biri eşek şakası yapmış. Öyle diyor. Yani yaşlılar var, herkes, yani bütün metro dolu. Biliyorsunuz metrolar ne kadar kalabalık oluyor, hepsi dolu. Peki bu şaka mıydı yoksa hani? Şaka değildi bakın. Şu anda Göztepe istasyonundayız. İndiğimiz yerde muhatap bulamıyoruz. Bağıra bağıra güvenlik çağırıyorum, polis çağırıyorum. 12 yaşında iki tane çocuk yakaladıklarını söylüyorlar. 12 yaşında değildi benim anlattığım kişi. Ve bundan önceki istasyonda indi zaten. Buna müdahale etsinler diyorum. Peki siz hala olayın şokunu atlatamamışsınız? Hayır, atlatamadım. Yani herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Polislere bunu anlatmaya çalışıyorum. Eşkalini gördüm, verebilirim diyorum. Aldıkları iki kişi kim içeride? İki kişi diyorlar. Göstermiyorlar bize suratlarını. Sadece 18 yaşından küçük iki kişi şaka yaptığını söylüyorlar. Benim gördüğüm kişi, birebir yaşadım. Oturduğum vagona çünkü çanta atıldı. Kocaman bir çanta. Allahu Ekber deyip attı ve kapılar o sırada kapandı zaten. Hesaplamış. Ve bundan önceki metro istasyonunda oldu bu olay. Geçmiş olsun. İsim nedir efendim sizin? İsmim Büşra. Soy isminiz? Bütün metrodaki bütün yolcular tutuştu. Acil çıkış butonlarına bastık. Makinistle konuşmaya çalıştık. Yani durdurun bu treni diye. Göztepe istasyonunda indik. Ve karşımda muhatap bulamıyorum. Güvenlik yok. Herkes bir amir bekliyor. Adamı gördüm, eşkalini gördüm, anlatırım diyorum. Nerede İlgilenen yok. Şu anda bunu yapan nerede peki? Bundan önceki metro istasyonunda indi o. Çantayı attı ve indi o. Büyük bir panik yaşandı herhalde. Herkes büyük bir panik yaşandı. Bayılanlar mı dersiniz?